Öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Sayın Ali Evet, hoş Rıza bulduk. Soyarsan hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa abi, nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Bir sonbahar akşamında stüdyodan izleyicilerimize sesleniyoruz. Stüdyo demeyelim de evden diyelim. Bu pandemi döneminde böyle oluyor artık. Zannederim sen de Yani evdesin. şimdi yeni çıkan yasaklarda ev gezmeleri yasaklandı diye haberleri okuyorum deminden beri. Kütahya'da diyor. Evet. Şimdi senle de yayın yaparken Mustafa abi bakalım suç işlemeyelim. Evet. Hani sen de dedin bir arada değiliz dedin en azından. Evet. Evet ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten Tavşanlımızın Çok Güzide Vakfı, Hayırlı Hizmetler Vakfı gibi bir değerli ev sahipliğinde bu programa katılmaktan çok onur duyuyorum. Ve saygıdeğer Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Can Atan Bey'e ve tüm yönetim kurullarına ve Tavşanlı'da gençliğe sahip çıkan tüm hocalarımıza, sizlere, yani herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir hizmet gerçekleştiriyor Hayırlı Hizmetler Vakfı. Hani geçmişte eskiden bizler nasıl Milli Gençlik Vakıflarından yetiştik? Nasıl böyle kendimizi ahlaken geliştirdik? Şu anda bu misyonu gençliğe sahip çıkarak bir nevi Hayırlı Hizmetler Vakfı sürdürüyor. Allah bin kere razı olsun. Ben her daim övündüğüm, gurur duyduğum, iyi ki var dediğim kuruluşlardan, vakıflardan birisi Hayırlı Hizmetler Vakfı. Evet, güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Gençlik Merkezi var, Hayırlı Hizmetler Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin birlikte yürüttüğü Saat Kulesi'nin yanında. Bu programı orası Evet. adına yapıyoruz. Her iki kuruluşumuza da size de teşekkür ederiz bu programın hazırlanmasına katkıda sunduğunuz için. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Benim önümde pek çok soru Evet. var. Şimdi önce sizi tanıyarak başlayalım da sorulara sonra geçelim. Ali Rıza Soyarsan kimdir? Ne işlerle uğraşmaktadır? Buraya engellileri konuşmak için sizi çağırdığıma göre onunla ilgili pozisyonunuz nedir? Bütün bunları öğrenin. Evet, Ali Rıza Soyaslan ben. Engelliler alanında kişisel gelişim kitapları yazıyorum. Türkiye genelinde. Akabinde Türkiye Beyaz Ay Derneği Akdeniz Bölge Başkanıyım. Ve yaklaşık 15-20 yıl civarında da engelliler camiasında hizmet veriyorum. Tabii yani kendim de aile olarak, yani ailemin tamamı engelli. Ailenin tek sağlıklı çocuğu benim. Bu vesileyle yani neticede geçmişte yani ailemin tamamının engelli olması ve benim de bu engelliler alanında hizmet verir misin diye gelen teklifleri kabul etmem üzerine böyle bir engelliler camiasına girişimiz söz konusu oldu. Tabii engelliler camiası yani ülkemizde yani biz bu işin içerisine girdikten sonra engelliler camiasında yani çok büyük yangınlar tespit ettik. Yani engellilere dokunulmadığını hissettik. Yani onların tekerlekli sandalyelerinin olmadığını, kulaklıklarının olmadığını, evlerinden çıkamadıklarını, maaşlarının olmadığını. Yani ilk etapta bizim engellilerle ilgili karşılaşmamız gerçekten bambaşka bir alandı, bambaşka bir coğrafyaydı. Ve biz tabii benim için de bu bir yani hayatımda bir dönüm kırılma noktasıydı. Nasıl kırılma noktasıydı? Ben ilk Beyaz Ay toplantısına İstanbul'da katıldığım zaman yaklaşık 20 kişilik bir toplantı ekibine katıldık. İşte 18'i görme engelli, bir tane bedensel engelli, bir tane de ben vardım, hiç engelli olmayan. Şimdi engelliler hepsi kendilerini tanıtmaya başladılar. İşte kimisi ben başbakan müşaviriyim, kimisi hafızım, kimisi avukatım, kimisi müsteşarım. Yani
CV'ler öyle bir gelmeye başladı ki, yani orada 18 görme engelli var, bir bedensel engelli var, bir sağlam, yani engelli olmayan ben var gözüküyorum. Lakin CV olarak orada en zayıf CV'ye sahip olan da benim. Böyle resmen koltuğun altına, masanın altına çöktüm kaldım. Yani o kadar hiç unutamadığım anlardan birisiydi. Ve o gün dedim ki, yani İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada gerçekten engellilerin kendini geliştirmiş o engellileri gördükten sonra, ya dedim, biz ellerimiz var, ayaklarımız var, gözlerimiz var, kulaklarımız var. Yani Allah bize her şeyi nasip etmiş ama biz yani bunları gerçekten değerlendiremiyormuşuz. Yani onların, engellilerin gözlerinin olmaması onların hayata tutunmasına sebep olmuş. Ayaklarının olmaması hayata tutunmasına sebep olmuş. Yani nimet olmuş, onları tetiklemiş. Ve genelde, dünya genelinde de kişisel gelişim kitapları yazdığımda, hep başarılı insanların hayatlarını okuduğumda, emin olun hepsinin yani bir engelinin olduğunu gördüm. Yani biz belki hani engelli diyoruz, hani engelli olmayan insanlar olarak kendimizi onlardan böyle üstün görüyor gibi böyle bir hava estiriyoruz belki ama işin tam tersinde dünya... Özellikle sorsam zaten. Yani evet, o kısmı özellikle evet, sormak istiyorum. Yani devam edin siz. Evet, evet, yani ondan sonra yani kişisel gelişim kitapları, yani 15-20 yıllık engelliler alanındaki hizmetlerimizde gördüklerimizi not ede ede, tecrübe ede ede bunları kişisel gelişim kitapları anlamında, hem engellilerimize moral motivasyon anlamında, yani bir engellinin başarısını not ettiğimiz zaman diğer engelli de okusun ki, ya bak engelliler de bir şeyler başarabiliyormuş, ona bunu hissettirmek gayesiyle yola çıktık ve hamdolsun şu anda 7. kitabımız da çıkmak üzere. Engellilere o kadar takip edemedim demek. Hayırlı olsun. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Engellilere pazarlama ve satış teknikleri kitabımız çıkacak inşallah. Yani balık yemesini değil, balık tutmasını öğretmek gayesiyle bu bağlamda hazırlığımızı yaptık. Tabii kitap yazdık diye, kitap yazıyoruz diye hani buradan övünme anlamı çıkmasın. Yani bunlar söz uçar, yazı kalır misali. Yani İnşallah gelecek nesillere, gelecek engelli vatandaşlarımıza bunlar ilham kaynağı olur. Bizim de ahiret sayfamızda inşallah açık sayfa olarak kalır diye temenni ediyoruz Mustafa abi. Evet. Hayırlı olsun bu arada 7. kitabında madem. Ben şunu sormak istiyorum. Benim merak ettiğim bir şey, aynı zamanda izleyicilerin de kafasında net bir şey oluşsun diye söylüyorum. Ben şimdi engelliler deyince, engelli deyince kafamda bir şeyler oluşuyor. Fakat siz engelli olmak deyince ne anlıyorsunuz? Ne anlaşılmalı daha doğrusu? Esasında engelli demek, yani engel kelimesiyle, yani şu anda bu değişti. Yeni yasa ve yönetmeliklerle artık özel gereksinimli insanlar oldular. Yani şimdi düşünün siz. Yani karşıda Nobel ödüllü bir insan var. Siz buna engelli diyorsunuz. Yani bu adama ne engel olmuş da yani başarısını engellemiş ki? Yani düşünmesine bir engel mi var? Ya da farklı bir şeyin engel mi var? Yani esasında engelli denmesindeki maksat şu. Yani kelime manasıyla mesela diyelim ki eli yok. Yani eli olmaması yemek yemesine engel ise yani burada engel, yani engelli bu şekilde türemiş. Yani gözleri görmüyorsa ve görmesi gerekenleri görmesine gözlerinin görmemesi engel oluyorsa yani buna engel denilmiş. Ama biz de bunu engelli olarak yani böyle bir isim giydirmişiz. Yani hamdolsun bu
şu anda bu gayretlerle değişti. Özel gereksinimli insanlar oldu. Evet. Şimdi az önce değinmiştin sen, sanki biz böyle söyleyince, yani engelli insanlardan bahsedince biz sanki Süpermen'iz de onlar bizden eksikmiş gibi anlaşılıyor. Sözün başında Sen de söyledin, 20 kişiydik. İşte bir ben onların başarılarının biraz altında kaldım gibi bir şey söyledin. Başarılı olmalarının önündeki engelliler apayrı şey. O öyle bakarsan benim de engellerim var. Yani başarılı olabilmem için tembelliğim, hırsım, şu bu pek çok şey eksik var. Diğer türlü bakarsan biz Süpermen'iz de onlar bizden biraz eksik değiller herhalde, değil mi? Yani böyle bir kıyaslama yapmıyor musun? Ya şimdi şöyle düşün Mustafa abi. Yani şimdi ahirette hangimiz göz hesabını böyle tam olarak verebiliriz diyebiliyoruz? Diyebiliyor muyuz? Bakın ben size bir hikaye anlatayım. 500 yıl ibadet edip cehenneme giden bir alimin hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi alim 500 yıl ibadet ediyor ve vefat ediyor. Rabbimizin huzuruna geliyor ve Rabbimiz de diyor ki cennete götürün o alimi diyor. Alim de itiraz ediyor. Diyor ki ya Rabbi diyor, beni rahmetinle değil kendi yaptığım ibadetlerimle değerlendir. Yani tamam diyor meleklerine, rahmetimle değil yani kulumun yaptığı ibadetlerle onu değerlendir diyor. Ve sonrasında tabii melekler yani muhasebe yapıyorlar, değerlendiriyorlar ve şu kanaate varıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, sadece göz hesabının, göz şükrünü bu kulunuzun eda edememesi, şükrünü yerine getirememesi bile 500 yıllık ibadetine yetmiyor diyor. Yani bakın bu çok önemli. Sadece göz şükrünü eda etmemesi bu kulunuzun diyor, yani 500 yıllık ibadetine denk gelmiyor diyor. Rabbimiz de diyor ki o zaman alın cehenneme götürün diyor. Cehenneme giderken alim yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, ya Rabbi beni rahmetinle değerlendir diyor. Yani ve sonrasında tamam diyor, rahmetimle değerlendiriyorum ve cennete gönderin diyor. Yani burada gerçekten göz şükrü, el şükrü, yani bizlerin ahirette bunları eda edebileceğimizin bir garantisi yok. Belki şimdi diyelim ki görme engelli bir insan var, bir de biz varız. İmtihan oluyoruz, önlü arkalıyız. Görme engelliye diyecek ki melekler, sen dünyada gözün yoktu, sen muafsın diyecek, sen geç. Sonra sıra Ali Rıza'ya gelecek. Ali Rıza göz hesabına bir bakacaklar melekler, oho, yani maşallah bir dünya günah. Yani direkt Allah muhafaza belki cehennem edecek yani Rabbimiz bizi rahmetiyle değerlendirmese. Yani ahirete baktığımız zaman esasında engelliler inanılmaz derecede özenilecek insanlar. Ve Allah katında engellilere yapılacak her hizmet bir sadaka mahiyetinde. Yani ben kişisel gelişim kitaplarını da yazdığım zaman Mustafa abi emin ol şunu dedim en son, çok böyle bayağı bir daldım düşündüm, dedim ki ya Rabbi dedim, ben niye engelli olmadım dedim. Çünkü engellilere gerçekten Rabbimizin o kadar güzellikleri, o kadar lütufları, o kadar şeyleri var ki, yani emin olun yani engellilerin Allah katındaki değerleri tartışılmaz. Yani bu bağlamda şunu da çok sorguladım Mustafa abi, hani aklıma geldiği için söylüyorum. Engelliler neden var? Yani bunun da böyle bir fıkhi şeylerini sorguladım kitap yazarken. Şu sonuca vardım, yani yani her şeyin bir varoluş sebebi var bu bağlamda. Yani engellilerin olması, mesela
bir eli olmayan bir insanın olması engelli olmayan bir insana şunu söylüyor. Yani onlar diyor, engelliler dünyada bir levha diyor. Engelli olmayan insanlar için diyor. Mesela biz bir görmeye engelli olduğumuz zaman esasında ilahi mesaj bize şu: gözünün şükrünü eda edebiliyor musun? Ya da kolu olmayan bir engelli gördüğünüz zaman orada size bir ilahi mesaj var. Esasında anlayabilen işte. Yani sen kolunun şükrünü ne kadar eda edebiliyorsun? Yani bu da bu derinlikte benim çok vardığım ve gerçekten hayretler ve hayranlıklarla takip ettiğim şeyler Mustafa abi. Şimdi Ali Rıza, böyle dedik güzel, fakat şöyle de bir sorun var. Yani bu dünya tasarlanırken insanlar tarafından, hatta engelli olan mimarlar tarafından, engelli olan sosyologlar, psikologlar tarafından tasarlanırken pek de engellilere göre tasarlanmamış gibi görünüyor. Senin gözünden dünyaya şöyle bir bakarsak, çünkü engellilerle daha çok iç içesin, o yüzden soruyorum. Dünya engelliler için tasarlanmamış ve zor bir alan gibi görünüyor. Senin gözünden nasıl? Dünya onlar için uygun mu? Ya tabii uygun değil. Yani neticede. Tabii dünyada yani bazı Avrupa ülkeleri var. Bunu biraz daha böyle bir yakalamış bu standartları. Neden böyle oluyor? Çünkü yeterli değil mi? Yani Avrupa, nasıl? Gelişmiş Avrupa ülkeleri bile biraz daha yakalamış dedim. Dünyanın hiçbir ülkesinde zannederim bunu tam yapabilmiş bir ülke yok. Var mı senin gözlemin? Yani mesela İngiltere'de, İsveç'te biraz daha, yani daha öndeler. Anladım. Engellilerin yaşanabilirliği yönünde. Mesela İngiltere'de engellileri mesela gözle taciz etmiyorlar. Hani sıradan bir insanmış gibi hareket ediyorlar. Mesela bizim engellilerimizden şöyle söylüyorlar, diyorlar ki ya bedensel engelli mesela bir ablamız, ben diyor yani bastonlarım da dolmuşa biniyorum diyor. Ah kızım sen ne oldun, geçmiş olsun, sen hasta mı oldun, şu mu oldun, bu mu oldun? Her gün bunu soruyorlar bana diyor. Yani bu sorunu, bu şeyi yaşıyorum diyor. Yani esasında yani toplumumuzun yani bunu kötü niyetle sormuyorlar insanlarımız. Yani ben ona da inanıyorum. Bilmiyorlar yani engelliliğin ne olduğunu, ama artık eskisi gibi de değiliz. Yani Allah'ın izniyle Türkiye'de şu an hiç abartısız söylüyorum, bir İngiltere gibi dünyada engellilik anlamında da yıldızı parlıyor yani. Mesela biz Avrupa ülkelerine gidiyoruz, konferanslar veriyoruz, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Türkiye'deki yapılanları anlatıyoruz. Şaşırıyorlar böyle, şok oluyorlar. Ya bunlar hani Türkiye'de mi oluyor diyorlar. Bu bağlamda yani engelli olmayan, yani dünya engellilere göre tasarlanmış değil. Neden? Engelli olmayan insanlar, yani engelli olduktan sonra, damdan düştükten sonra engelliliğin ne olduğunu anlıyorlar. Ondan sonra bir şeyleri kurcalamaya başlıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Mesela biz Beyaz Aydane'ni yürüttüğümüz zamanlarda yani öyle kibirli insanlar Beyaz Ay'ın önünden geçerdi ki böyle yani gurur, kibir, yani ben engelli değilim böyle o şeyle geçerdi. Ama Allah muhafaza bir ay, üç ay ya da bir sene sonra bir trafik kazasında sürüne sürüne derneğe gelirdi, bizden tekerlekli sandalye isterdi. Yani o insan. Yani zor bir şey yani. Tabii yani yarın ne olacağımızın gerçekten garantisi yok. Yani bu bağlamda. Ama yani bu pencereden de engellilere bakmamamız gerekiyor. Hani her insan bir engelli adayıdır deniliyor ya. Yani ben esasında bu slogana da karşıyım. Yani her insan, yani hiçbir insan yani kolay kolay engelli olmak istemez. Yani engelli olmasın da. Yani bu slogan şöyle düzeltilmeli:
her sağlıklı insan o dünyaca başarılı engelli insanlardan olmak ister. Yani onların başarılarını yakalamak ister. Bunu bu şekilde düzeltmek, bu şekilde söylememiz gerekiyor. Yani böyle olduğu zaman hani sloganlarda da hatalar var. Yani siz her sağlıklı insan bir engelli adaydır dediğiniz zaman ya adam diyor ki ya diyor ben niye engelli adayı olayım diyor. Derneğe gelecekse de gelmiyor yani engellilere yardım edecekse de diyor. Bu da bir değişik Türkiye'de tartışılması gereken konulardan birisi Mustafa abi. Sorun değil. Öncelikle ben teşekkür ederim bu yayına beni konuk aldığınız için. Hayırlı hizmetler Vakfı. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Ahmet abiye sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Senden de inşallah. Evet, heyecanlıyım kusura bakmayın. Heyecanlanacak bir şey yok. Yani biz bizeyiz. Daha sonra izleyecek insanlarla beraber belki binlere ulaşır ama sonuçta biz bizeyiz. Ahmet kardeşim şu an köyde misin? Kendinden biraz bahsetsen. Ben Ahmet Gür. %90 görme engelliyim. Kütahya Emet Günlüce köyünde yaşıyorum. Genel hayatım köyde. Köyde geçiyor abi. Bu kadar. Evet. Evet. Yalnız bu kadar diyorsun da ben zaman zaman namelerle seni duyuyorum. Şiirlerle duyuyorum. O yüzden biz bu yayında da hem Ahmet Gür kardeşimiz olsun hem onunla konuşalım hem de ilerleyen dakikalarda bir türkü, bir şiir bize hazırladıysan onu insanlarla paylaş, bizimle paylaş istiyoruz. Ama soracağım birkaç soru var. %90 görme engelli olduğunu söylüyorsun. Bize herkesin kullandığı bir şeyden bahsedelim. Ali Rıza kardeşim biraz önce bahsetti. Android telefon kullanıyorsun öyle mi? Evet, Android telefon, evet. Android telefonlarda... Onu... Evet. Ha, onu ben bile zor kullanıyorum bazen. Hani çok takılıyor bir şeyler oluyor, sinirlendiriyor beni. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Bize bir tarif etsene. Yani bu engeli nasıl aşıyorsunuz? Biraz önce de beni sinirlendirdi internete girmeyerek. Evet. Çift dokun tek tıkla dokunuyoruz üzerine. Tek dokunuyoruz. Nereye gelmek işte? Mesela mesajlar uygulama veyahut da herhangi bir sosyal medya olsun. Üzerine geldiğimiz zaman bizimkiler gibi böyle tek tıklayınca girmiyor. Çift tıklayınca öyle kullanıyoruz. Biz alıştık artık. Bilgisayar kursu da görmüştüm daha önceden. Ondan dolayı basitmiş, gayet doğalmış. Güzelmişmiş. Güzel bir uygulama. Seslendirme yapıyor değil mi? Güzel. Yani siz dokununca. Evet. Aha. Gelen mesajlar okuyor. Ondan sonra bir program var. Söylediğin şeyi yazıyor. Play Store'dan indiriyorsun. Ondan sonra para okuma programı var. Onu da indiriyorsun. Parayı gösterdiğinde parayı da okuyor. Güzel bir uygulama. En son şeyden haberin oldu mu? Kütahya'da Tavşanlı ilçesinde hatta şurada hemen yakınımızda Tepecik'ten bir kız öğrenci UC şeklinde bir program yaptılar ve Teknofest'ten üçüncülük ödülü aldılar. Ondan haberin oldu mu UC'den? Ya, gördüm birkaç yerde ama detayını incelemek pek fırsatım olmadı. Ben inşallah özelden de sana UC'yi göndereyim. Şurada yorumlara da yazalım. UC, bu Android ya da Google Play'de bulabilecekleri bir uygulama. Oradan bakarsan ya da diğer izleyenlerimizde bakarsa hem faydalanmış olurlar. Hem de bizim gururumuz olarak ifade ettiğimiz kızlarımızın programını tanıtmış olduk böylece. Ahmet kardeşim, dünyaya bakışın bizimkinden daha farklı. Bize biraz bahsetsene, dünya ile irtibatını nasıl kuruyorsun, zorlukları nasıl aşıyorsun, bizim için o zorluk olmayan şey senin için nasıl bir şeye dönüşüyor? Zorluk hayatın her alanda, her insanın yaşadığı gibi bizler de onlardan biraz fazla zorluk yaşıyoruz. Gayet hayata bakış açım şu şekilde abi, beni sokakta gördükleri zaman çoğu insanlar bazıları diyorlar bu nasıl engelli görmüyor, gözleri açık diyorlar, bakıyorlar gözlerime eğilerek. Ondan sonra ya acınacakmış gibi küçük Emrah moduna giriyorlar, acınacak halde şey yapıyorlar mesela. Yani acınacak bir durumumuz yok, bu bizim imtihanımız, sınavımız. Nasıl
bir öğretmen, bir daha avukat, doktor o mertebelere gelmek için, o makamlara gelmek için okuyor, belirli bir sınavlardan geçiyorsa, bu da bizim bir sınavımız, cennet makamına ulaşmak için, bu imtihanıyla başarıyla geçmek için uğraşıyoruz. İnşallah Rabbim nasip eder, başarıyla geçeriz. Normal bir insan olarak siz de hayata katılmış, arada bizimle birlikte yaşıyorsunuz. Fakat tabii biz, bu hisleri... Tabii, evet. Şöyle bir sıkıntı var. Normal insanlar bazıları hayatında istememezlik gibi bir şey oluyor. İnsanlar insanın kişiden kişiye değişiyor ama biz toplumda daha fazla yer almak istiyoruz. Bu bizim için çok daha önemli. Biz bir çay bahçesinde, bir kafede bir yudum bir dostumuzla, arkadaşımızla sohbet, muhabbet... Bu bizim için çok büyük bir anlam, değer ve kıymet, önemli. O yüzden biraz daha biz toplumda yer almak istiyoruz. Evet. İnşallah yani bu düzenlemelerle birlikte zihniyet değişimi de gerekiyor. Yani insanların bakış açılarının da değişmesi gerekiyor. Siz böyle konuştukça kendinizi anlaştıkça değişir. Mustafa abi, burada ben bir ek yapayım. Normalde bizim büyük şehirlerdeki görme engelli abilerimiz de aynı sorunları yaşıyorlar. Yani toplumda yani bir görme engelli gördüğünüz zaman ona hani böyle Ahmet kardeşimin de dediği gibi küçük Emrah moduna girmeyerek, yani böyle çok acınacak, böyle yani bunu böyle sert bir şekilde yapan, yani engellilere nasıl davranılır çok bilmeyen vatandaşlarımız oluyor. Yani böyle olduğu zaman da görme engelliler sıkıntı yaşıyor. Yani kibar bir şekilde, yani hani ona dokunmadan size yardım edebilir miyim? Yardıma ihtiyacınız var mı desinler karşıdan. Yani o görme engelli kardeşimiz de var ya da hayır. Yani onun cevabına göre ona davransınlar. Hani engellilere nasıl davranılır noktasında. Bu da çok soruluyor yani bize. Evet. Aslında onları sokakta gördüğümüzde onlar hayatının normal akışı içinde devam ediyorlar. Yani yardıma ihtiyaçları olsa söylerler. Ben de yardıma ihtiyacım olduğunda insanlara söylüyorum. Bu kadar basit değil mi aslında olay? Yani, tabii, aynen. Ahmet kardeşim, ifade etmek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Başka? Yok, ben de insanlara söyleyeceğim. Valla bizler de bir Allah kulu. Bizler de kusura bakmayın. Bir ana kuzusuz. Gıcık da geldi. Üst üste geliyor, geldi. Olsun olsun. Umudumuz yok. Hepimiz bir Allah'tır. Bir ana kuzusuz. Hepimiz aynı geceye başlayıp aynı sabah oynuyoruz. Bir gün bu hayat biteceği gelmedi. Evet. Suçumuz değil, kaderimiz bu. İnsanlardan acımasın sadece.